Arkadaşlar merhaba. Bu videoda mum problemlerinden birkaç tane seçtiğim soruları göstermeye çalışacağım çözümlerini. Üçüncü soruyu da başlayalım. Boyları eşit olan iki farklı kalitedeki iki mumdan biri 3 saatte diğeri 5 saatte yanıp tükenmektedir. Bu iki mum aynı zamanda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olur demiş. Şimdi eşit iki tane mumdan bahsediyoruz. Şimdi bunlar da şöyle bir şey düşünmemiz lazım. İki tane görsel olarak eğer çizerseniz ki ben genelde onu tercih ediyorum. Daha rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Birinin saati 3 saat. 3 saatte bu tükeniyor. Diğeri de 5 saatte tükeniyor. Şimdi biz genelde işçi problemlerinde yaptığımız gibi aşağı yukarı bunlarda da aynı mantığı kullanacağız. Yani 1 saatte ne kadar yandıklarını bulmaya çalışacağız. Ve belli bir süre yandıktan sonra işte T sürede yanarsa şu kadar erir, şu kadar kalır diye hesap yapacağız. Şimdi biri 3 saat, biri 5 saatte yandığı için bunların ortak katları kadarlık bir mum olduğunu düşünelim. Yani bunların ikisi 15 ile birleştiği için 15x'lik iki tane mum olduğunu düşünelim. İkisi de 15x boyunda. 3 saatte 15x'i eritiyorsa bu 1 saatte 5x'ini eritir. Diğer mumsa 1 saatte 5 saatte bittiğine göre 1 saatte 3x eritir. Şimdi bizden istenen İki mumun aynı anda yakılmaya başlanıyor. Demek ki belli bir süre ki bunlar aynı süreler. Aynı süre içerisinde bunlar yanıyorlar. O zaman T saat olsun. T saat. Bu da aynı şekilde T saat yansın. Birinin boyu diğerinin boyunun iki katı olur. Yani kalan mumun miktarı hakkında konuşacağız. 1 saatte 5x eriyorsa T saatte 5xt yanar ve erir. T saatte bu da aynı mantıkla 3xt eritir. Şimdi kalan boyları hakkında konuşacağız. Birinci mumun kalan boyu 15x eksi 5xt. Diğer mumun kalan boyu 15x eksi 3xt. Şimdi birinin boyunun diğerinin iki katı olacak derken burada hangi mumun daha uzun süre dayandığını düşünüp diğer tarafın daha az kalacağını düşünerek iki katı oraya katmanız lazım. Yani aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada 5 saatlik dayanan bir mumunuz var. Bunun kalan boyu tabii ki de daha büyük olur. Demek ki biri diğerinin iki katı olup eşitlenecekse az olan tarafı 2 ile çarpmanız lazım. Bu sağlam olan mum demek ki sağ taraftaki ifade büyük çıkacak olan ifade. Demek ki sol tarafın 2 katı oluyormuş. Bu az kalacak. 3 saatte hemen bittiğine göre bu az kalacak olan mum ve onun 2 katını aldığımızda demek ki buna eşitleniyor diyeceğiz. İçeriye dağıtıyorum. 30x eksi 10x'te 15x eksi 3xt'ye eşit. Xt'leri bir araya getirelim. 10xt'yi bu tarafa atıyorum. 7 tane xt kaldı. Eksi 3'ten çıktı. 15x de bu tarafa attım. 15 30'dan çıktı. 15x kaldı. X'ler gidecek tabii ki. Demek ki t dediğim şey 15 bölü 7 olacak. Şöyle biraz yukarıya alayım. Demek ki t dediğimiz ifade 15 bölü 7 saat olacak. Cevap bursa olacak arkadaşlar. Evet, 9. soruyla devam edelim. Belli bir yolu Salih 35 dakikada, Fatih aynı yolu 42 dakikada koşabilmektedir. Bu yolun aynı ucundan diğer ucuna doğru aynı anda yola çıkan Salih ve Fatih'in kalan yolların oranı kaç dakika sonra 1 bölü 2 olur demiş. Şimdi bu yolun ne kadarlık bir yol olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Salih eğer 35 dakikada bu yolu gidebiliyorsa Salih için şöyle diyelim. Salih 1 dakikada A kadar mesafe gidebilsin. 35 dakikada gidebildiğine göre 35 A'lık yol olduğunu düşünebilirim buradan. Aynı mantığı Fatih için kullanalım. Fatih de 1 dakikada B kadar yol gidebilsin. 42 dakikada bu mesafeyi gidebildiğine göre onun hesabına göre de 42 B'lik bir yol olduğunu düşünebiliriz. Arkadaşlar yol aynı yol. Dolayısıyla buradaki çıkan yolun uzunluğu dediğiniz ifadelerin birbirine eşit olması gerekir. 35A eşittir 42B. 7'ye bölünebiliyor her iki taraf. 7 ile sadeleştirdim. Demek ki 5A eşittir 6B olacak. Bu ifade bir kalsın şimdilik. Daha sonrasında muhtemelen bu bilgiyi kullanacağız. Aynı anda yola çıkıyorlar. Yani bu şekilde bir yolun içerisinde Salih de Fatih de aynı şekilde yola çıkıyorlar. Süre olarak Salih daha kısa sürede gittiğine göre belli bir süre içerisinde Salih daha öndeyken Fatih onun arkasında kalacak. Burada
Kalan yolları hakkında konuşurken Salih'in daha az yolu, Fatih'in daha fazla yolu kaldığını düşünebilirim ve bunların birbirine oranının 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. Şimdi biz bu süreyi T süre olarak alalım. Yani bu mesafenin aralarındaki kalan yolların birbirine bölümünün 1 bölü 2 olduğu zamanı T dakika sonra olduğunu düşünürsek eğer. T dakika sonra Salih 1 dakikada A kadar, T dakika sonra A çarpı T kadar yol gider. Aynı mantıkla bu Salih için şöyle yazalım. Aynı mantıkla Fatih de 1 dakikada B kadar, T dakikada B çarpı T kadar yol gider aynı şekilde. Bu da Fatih'in. Şimdi biz burada kalan yollarının birbirine bölümünün bir şekilde 1 bölü 2 olmasını istiyoruz. Buradaki kesir 1 bölü 2 olduğu için, yani üstte küçük olan altta büyük olan sayı olduğu için kalan yolu küçük olanı buraya, kalan yolu büyük olanı buraya almanız lazım. Benim hesabıma göre görsel olarak zaten kalan yolu daha az olanın Salih olduğunu görebiliyorum. Demek ki Salih'in kalan yolunu yukarıya yazacağız. Sonra da içler dışlar çarpımı yapacağız. Salih'in kalan yolu ne peki? Salih'in yolu, şu biraz yukarıya alayım. Salih'in yolu ne kadarlık bir yoldu? 35 ağlık bir yoldu. Ve Salih A çarpı T'sini gitti. Kalan yolu ne kadar? 35 A eksi A çarpı T kadar. Aynı şekilde 42 B'lik bir yol gidiyor Fatih. Kalan yolu ne? Pardon, 42 B'lik bir yolu gidiyor. Gittiği yol B çarpı T kadar. Demek ki kalan yolu 42 B eksi B çarpı T kadar. Burada dikkat ederseniz yukarıda da aşağıda da A ve B harfi parantezlerini alabiliyorum. İşlemsel olarak onları bir yapalım. A çarpı 35 eksi T bölü B parantezini aldım. 42 kaldı burada. Aradaki işaret eksi. Burada da B'yi aldınız. T kaldı. Şimdi burada bariz bir şekilde A bölü B kesri var. Biraz daha yukarıya dönüp A bölü B hakkında, A ile B arasında bir bağlantı bulmuştuk. A bölü B'yi direkt olarak kullanabilmek adına buradaki A çarpanının altına B çarpanını buraya bölüm olarak atalım. Yani burada A bölü B oluşsun. Aynı şekilde buradaki çarpı 5'i karşıya bölü 5 olarak atalım. 6 bölü 5. Demek ki A bölü B sayısı 6 bölü 5. Bunu bulduktan sonra bulmam gereken, bilmem gereken yere tekrardan geri döndüm. Buradaki A çarpı B, A bölü B ifadesine direkt olarak 6 bölü 5 diyebilirim. Biraz yukarı alacağım kağıdı. Demek ki şurada A bölü B yerine 6 bölü 5 diyebilirim. Çarpı 35 eksi T bölü 42 eksi T. 1 bölü 2. Şurada çarpı 6 bölü 5'i karışıklık yaratmaması için ve burada işlemsel olarak biraz işlemi uzatacağını düşünüyorum ama siz bunu tercih etmek isterseniz yapabilirsiniz. Ben 6 bölü 5'i karşıya çaprazlama olarak göndereceğim. 6 karşıya çaprazlama giderse burada 12 oluşur. 5 karşıya giderse 5 oluşur. 35 eksi t bölü 42 eksi t'yi burada bulmuş oluruz. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 çarpı 42 210 eksi 5t. 12 çarpı 35. Hemen şurada çarpalım. 10 7 35 0 2 4 420 eksi 12t. 12t'yi karşı tarafa atalım. Artı 12t olarak geldi. 5t çıktı. 7t kaldı. 210'u karşıya gönderdim. 410'dan çıktı. 210 kaldı. 7'ye bölersiniz eğer t'yi 30 bulursunuz. Demek ki 30 dakika sonra aralarındaki mesafenin birbirinin oranı 1 bölü 2 oluyormuş. 11. soruyla devam edelim. 11. soruda iki mumun arasında bulunan bir ipten bahsediyor. İpin uzunluğu 40 santim. Yolun yarısı ince ipten ya diğer yarısı kalın ipten oluşuyor. Demek ki şuraları 20-20 diyebilirim. Verilen bilgi de şu. Ateşin ilerleme hızı ipin ince olduğu tarafta saniyede 2 metre iken kalın tarafta saniyede 1 metre olduğuna göre ipin tamamının yanması ne kadar sürer demiş. Şimdi buradaki ince ipin bitene kadar ki kalın ipe göre çok daha kısa sürede bitecek saniyede 2 metre yandığı için 20 metrelik ince ipin daha çabuk biter. Ve bir yandan artık şuradan gelen ateş kalın ipe vardığı anda bu kalın ip aslında iki taraftan yanmaya başlayacak ve buradaki süreyi kısaltacak. Dolayısıyla şöyle demeyeceksiniz. İşte kalın ipte şu kadar, ince ipte şu kadar yanar. Bunları toplayalım. Hayır, böyle olmaz. Önce ince ipi bitirip sonra kalın ipin
bir ucundan ve diğer ucundan iki yandan birden yandığı için şurayı, buradaki kalın ipin yanma süresi çok daha kısa olmaya başlar. Bunu dikkate alman lazım. Dikkat etmeniz gereken diğer nokta da şu. İnce ip kalın ipe göre daha çabuk biter. Dolayısıyla biz önce şuradaki bir süreyi bulalım. Yani şöyle, şurayı kalın ip olarak gösterelim. Şimdi buradan yanmaya başladı. Buradan da yanmaya başladı. Buradaki ince ipimiz 20 metrelik bir ip. İnce ipin saniyede 2 metre yandığını biliyoruz. Demek ki buradaki 20 metrelik ipiniz saniyede 2 metre yandığına göre aslında burası 10 saniyede biter. Yani ateşiniz geldi, şurada yandı yandı yandı, burayı bitirdik. Artık 10. saniyede sizin ateşiniz buraya geldi. Bu sırada biz bunları aynı anda yaktığımıza göre demek ki bunları da bir şu kalın ipi de 10 saniye bir yakmamız lazım. Peki 10 saniyede ne kadar yanıyor? Bir saniyede 1 metre yandığına göre demek ki 10 saniye sonra buradaki kalın ipinde aslında 10 metresi, yani yarısı ne yapacaktır? Gidecektir. Aynı zamanda da buradayız. 10 saniye. Şimdi kalın ipim ne kadarlık bir ip? Kalın ipin tamamı 20 idi. Yarısı yandı 10 saniye içerisinde. Demek ki burada da 10 metrelik bir ifadem kaldı. Şuradaki 10 metrelik iki yanından yanmaya başlayan bir ip kaç saniyede biter? Kalın ipiniz 1 saniyede 1 metre olacak şekilde yanıyor. Buradaki süre hesaplarken şöyle diyelim. 1 saniyede hem bu uçtan 1 metre hem de bu uçtan 1 metre yanacak. T saniyede her iki taraftan da yandığını düşünelim. T saniyede bu buraya, T saniyede bu belli mesafede gelecek ve T saniye içerisinde bu ikisi de aslında bu ipi bitirecek. T saniye içerisinde bu uçtaki ateşimiz burayı 1 saniyede 1 metre dediği için T saniyede T metre yakar. Buradaki ateşiniz de aynı şekilde 1 metrede 1 saniyede 1 metre ise T saniyede T metreye kadar yakar. Ve aslında bu ikisinin birbirlerini yaktıkları yerde şuradaki mesafeleriniz ne yapacaktır? O ipin uzunluğunu vermek zorundadır. 2T eşittir 10. Demek ki T 5. Şimdi bu bulduğumuz T ne? 10. saniyeden sonra kalan ipimin yandığı süre 5 saniye. Burası 10 saniye sürmüştü. Burası da 10 saniye sürmüştü. Yalnız bunlar aynı süre. Yani iki taraftan yaktık. 10 saniyede buraya geldiler. Ve 5 saniye sonra da burası bitti. Demek ki 10 saniye ince ipin bitmesi ve daha sonra da iki ateşin aynı anda yakmasıyla beraber kalın ipin bitmesi de 5 saniye sürdü. Toplamda 15 saniye sürer. Evet, 12. soruyla devam edeceğiz. Bir yarısı ince, diğer yarısı kalın olan ip iki ucundan yakılıyor. İnce tarafın ilerleme hızı kalın tarafın iki katıdır. 2V ve V diye yazdım buraya. İpin tamamı 24 saniyede yandığına göre 8 saniyede söndürülmüş olsaydı ne kadarı yanmamış olarak kalırdı demiş. Şimdi önce şu 24'ü buldurmaya çalışalım. İpimiz yarısı yine ince, diğer yarısı kalın olan bir ip. Buradaki yanma hızları V ve 2V olarak verilmiş. Tabii ki de ince olan taraf daha hızlı yanacaktır. İşçi problemlerinde de aynı şeyden bahsetmiştik. Dedik ki bir işi yaparken eğer yapan kişinin hızını iki kat arttırırsanız süreyi yarıya indirirsiniz. Buradaki bizim yine ipin yanma süresi bizim için önemli. Dolayısıyla T ile ilgili, yani süreyle ilgili bir işlem yaparken ne diyeceğiz? 2V hızıyla gidiyorsak yarıya düşer bizim bitirme süremiz. Yani şöyle diyebiliriz. Şu şekilde bu ipe 4x'lik bir ip diyelim. Yarısı 2x, diğer yarısı 2x tabii ki. 2V'li kısmı eğer T sürede bitirdiğimizi düşünürsek, buradaki aynı süre içerisinde 2V hızıyla T sürede bitiriyorsam eğer, V hızıyla aynı sürede ne kadarını yaparsınız? Yarısını yakarsınız. Yani burada T süre içerisinde buradaki ipimiz henüz yarısına kadar yanmış olur. Yanan kısımlarımızı şöyle bir çizelim. T süre içerisinde şuradaki kırmızıyla çizmiş olduğumuz kısım ve şurayı çizmiş olduğum kısım bitmiş oldu. Kalan ipim 2x'lik değil, şuradaki x ve x kalmıştı. Kalan kısmımız x kadarlık bir kalın ip. X kadar kalın ipi bir ucundan ve bir ucundan aynı ipi yaktığımız için artık kalın ipin hesabına göre yapacağız. Aynı sürede yakmaya başlayacağız. Biz x kadarlık ipi T sürede tek bir yandan yanarsa eğer, T sürede bitirebildiğini söyledik az önce. X kadar ipi iki taraftan da yakarsanız T bölü 2 sürede yakarsınız ve bitirirsiniz. Tekrar söylüyorum. Burada kalın ipin T sürede ince ip biterken
Kalın ipin yarı hızda yandığı için aynı sürede henüz yarısını yaktığını varsaydık. Demek ki kalın ip x kadar mesafeyi yaktığında t süre geçiyor. İki taraftan da yaktığınızda x kadar süreyi yarıya indirirsiniz. T bölü 2 kadar sürede yanar. T sürede buralara geldik. Ve buradaki kalan kısmı da t bölü 2 sürede yaktığımızı gördük. Demek ki t artı t bölü 2 sürede bu ipi yakıp bitiriyoruz. O da 24'e eşit. Payda eşitlersek 3t bölü 2 eşittir 24. 3 gitti, 8 kaldı. Çaprazlama çarptım. Demek ki t 16. Yani buradaki süremiz t dediğimiz ifade 16. Şimdi bize 16 saniyeyi sormuyor yalnız. 8 saniyede söndürülmüş olsaydı ne olurdu diye soruyor. Şekilde şurasını t'yi 16 bulduğuma göre artık burayı 16 saniyede yaktığımı düşündüm. Şimdi 16 saniyede yaktık orayı ama artık 8 saniyede söndürmek istiyoruz. Demek ki 16'da bunun tamamını yakıyorsam 8 saniyede bunun yarısını yakmış olurdum. Yani 8 saniyede burası, 8 saniyede burası sürecekti. Burası t sürede yanmış, t 16. 8 saniyede bunu ne yapacaktık? Başlangıçta kestiğimizi düşündüğümüz kısımlarda şurasının yarısı kadar yanacak. Yani burası da 8 saniyede belirttiğimiz yer. 8 saniyede söndürmüş olsaydık eğer ipimizin tam şu kısmı kalmış olacaktı. Dolayısıyla biz buradaki mesafeyi şöyle alalım. İpimizin şurada 16 dediğimiz için yarısı burada, yarısı burada. Ne kadarı yanmadı? X kadarı yanmadı. Artı burası X dediğim kısmın tam yarısı. Demek ki burası da X bölü 2. Artı şurada X dediğimiz yer var. Kalan kısmımız bu kadar. İpin kaçta kaçı yanmamış olurdu? Yanmadığı kısım burası. İpin tamamına 4X demiştik. Biraz yukarı alacağım. 2x artı x bölü 2 bölü 4x payda eşitliyorum. Bölü 4x. Birinciyi sabit tutup ikinciyi ters çevirip çarparsak x'ler gider. 5 bölü 8 kadarı yanmamış olarak kalır. Evet arkadaşlar, 13. soruyla devam ediyoruz. İki boyacı bir duvarı yatay bir biçimde bir çizgiyle bölerek ayırıyorlar. Biri bir uçtan, diğeri diğer uçtan aynı anda boyamaya başlıyorlar. Biri üst tarafı, biri alt tarafı boyuyor. Şöyle bir duvar olduğunu düşünürsek eğer, şu şekilde yatay bir çizgiyle ayırıyorlar. Bu üst kısmı bir kişi, bu alt kısmı bir kişi yapıyor. Üst kısmı boyayan boyacı duvarı baştan sona 20 dakikada boyuyor. Alt kısmı boyayan boyacı 15 dakikada bunu tamamlıyor. Boyacılar boyamaya başladıktan 10 dakika sonra çizgileri arasındaki uzaklık 2,5 metre ise. Şimdi 1 dakikada ne kadarını yapar diye bilmemiz için hem üstte hem altta boyama yapan kişilerin bitirdikleri süreyi göze aldığınız zaman duvarın uzunluğunu bir isim vereceksek eğer hem 20'ye hem 15'e bölünebilen bir sayı olmasını dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla burada ikisi 60'ta birleştiği için 60x'lik bir duvar olduğunu düşünebiliriz. Hem üstte hem altta. Yani şu uzunluğa 60x diyelim. Dolayısıyla üst duvarı tamamlayan kişi 1 dakikada, 20 dakikada 60x'i 1 dakikada 3x kadar boyuyor. Alttaki 15 dakikada 60x'i boyuyorsa demek ki 1 dakikada 4x boyuyor diye düşünebiliriz. Boyacılar boyamaya başladıktan 10 dakika sonra üst kısmı boyayan kişi eğer 1 dakikada 3x yapıyorsa eğer 1 dakikada 3x yapıyorsa 10 dakikada bunun 10 katı kadar yani 30x boyayacaktır. 30x. Alt kısmı boyayan kişi de 1 dakikada 4x ise 10 dakikada bunun 10 katı kadar yani 40x kadar boyayacaktır. Şimdi üst taraftan gelen kişi 30x boyadı. Tam yarıya geldi. Diğeri de 40x boyadı. Biraz daha uzun oldu tabii onunki. Aralarındaki fark dediğimiz şu kısım ki ne kadardır? 10x. Aradaki fark 10x. Bu 2,5 metre bedelmiş. 10x 2,5 metre. Duvarın genişliğini sormuş yani 60x'i soruyor direkt. Dolayısıyla 6 katını aldığımızda 60x elde ederiz. Bunun da 6 katını alsak herhalde sonuca ulaşmamız gerekir. Ondalıklı kesir olarak yazıyorum. Çarpı 6. 5 ile sadeleştirsem 5. 5 ile sadeleştirdim 2. Biraz yukarıya alayım. 2 ile de 6 gitti. 3. 3 çarpı 5'ten demek ki 15 metrelik bir duvardan bahsediyoruz. Evet, videonun ve testin son sorusunu yapalım. 14. soru. Hacimleri aynı olan 3 tane havuzdan bahsediyoruz.
Havuzlar tamamen suyla dolu. KLMV havuzlarının diplerinde bulunan musluklar bu havuzları sırasıyla 12, 16 ve 24 saatte boşaltıyor. Havuzlar aynı anda boşaltılmaya başlanırsa K havuzu boşaldığında LVM'de kalan su miktarlarının oranını sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Görsel olarak ben zaten oraya yazmaya çalıştım. K havuzun tamamen boşaltılması demek, musluğun 12 saat boyunca çalışması demek. Dolayısıyla 12 saat boyunca çalıştırdığımızda L'nin içerisinden akan suyun miktarı 16 litrelik havuzun, yani 16 litrelik demiş pardon, 16 saatlik bir havuzun 12 saatini boşaltmak demek. Şimdi bu akıttığınız miktar. Tamamını da bir kabul edeceğiz tabii ki. Demek ki L'nin içerisinde kalan miktarımız payda eşitlersek eğer 4 bölü 16, yani 1 bölü 4 olur. Demek ki bu havuzun dörtte biri su olarak kalır. 12 saat boyunca M'yi akıttığımızda ise, şimdi 24 saatte boşaltabildiğiniz M havuzu 12 saatte yarısını boşaltır, yarısı kalır. Bunu direkt olarak 1 bölü 2 diyebilirim. Bu ikisinin birbirinin oranını sormuş. Bunlar birbirinin iki katı ya da yarısı diyebiliriz. Şıklarda iki katı dediğimiz iki yok. Dolayısıyla birbirinin yarısı olduğunu düşünebiliriz. Oranları 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Ya da soruda cevap olarak K havuzu boşaltımda LVM havuzlarındaki miktarların oranı kaç olur demiş. Yani aslında ikisi de olabilir. 1 bölü 4'ü 1 bölü 2 ya da 1 bölü 2 1 bölü 4'ü olduğunda da doğru cevabı verir. Dediğim gibi bunun tersi de olabilir. 2, ama şıklarda olmadığı için cevap 1 bölü 2 olacak.